Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde döküm tavada tam kıvamında içi sulu sulu görüyorsunuz. Çok lezzetli, pratik bir şekilde dana antrikot nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Dilerseniz hemen yapımını görelim. Öncelikle antrikotları geniş bir tepsiye alıyorum. Yalnız antrikotları pişirmeden önce mutlaka 1 saat kadar buzdolabının dışında bekletmemiz gerekiyor oda ısısında. Eğer soğuk soğuk pişirirseniz et sertleşecektir ve güzel bir sonuç elde edemezsiniz. O yüzden en az 1 saat dışarıda bekletmemiz gerekiyor. Üzerine dilerseniz çiçek yağı, dilerseniz de zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Gösterdiğim şekilde ben zeytinyağı kullandım. Bir fırça yardımıyla bu şekilde sürüyorum. Üzerine tuz, her iki yüzüne de gösterdiğim şekilde tuzu da serptikten sonra güzelce yedirdim ve karabiber serpiştiriyorum. Diyeceksiniz ki üzerindeki otlar ne, onu ne olduğunu bilmiyorum. Onu kasap serpmiş. Ama benim önerim pişirmeden önce ne kekik ne biberiye kullanmamanızı öneririm. Çünkü ben bunu döküm tavada pişireceğim ve çok yüksek bir ısıda pişeceği için üzerindeki yani kekik olur, biberiye olur ne olursa onlar yanabilir ve güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Ama bunu kasap serptiği için ben de artık yıkamak istemedim. Bu şekilde pişireceğim. Ama önerim piştikten sonra kekik serpmenizdir üzerine. Evet, her iki yüzünü de tuzlayıp karabiber sadece kullanıyorum. Tuz ve karabiber her iki yüzüne de gösterdiğim şekilde. Evet, serpiştirdim. Her iki yüzünü de yağladım. Gösterdiğim şekilde fırça yardımıyla da güzelce yedirdim. Yarım saat kadar da bu şekilde dışarıda bekleteceğim. Evet, tuzunu biberini güzelce içine hapsetmesini bekleyeceğim. Ben de bu arada eğer hangi tavada yapacaksanız o tavayı güzelce yağlamanız gerekiyor. Soğuk haldeyken tava. Onun için de yine zeytinyağı kullanacağım. Çok hafif zeytinyağı gösterdiğim şekilde böyle bir fırça yardımıyla tavanın bütün yüzeyine sürüyorum. Daha sonra da tavamızı ocağın üzerine alacağım. Çok iyi ısınmasını bekleyeceğim. Onu da nasıl anlarım? Ocağın üstüne koyduktan sonra ocağın altını açacağım ve iyice ısındığını düşündüğüm anda elimi üzerine koyacağım ve 5'e kadar sayacağım. Elim o ısıya dayanmıyorsa o şekilde olacak. Artık pişirmeye hazırdır demektir. Evet, etlerimizi gösterdiğim şekilde iyice ısınmış döküm tavamızın üzerine yerleştiriyorum. Eğer az pişmiş seviyorsanız, içinin kanlı olmasını istiyorsanız 1,5 dakika her bir yüzünü pişirebilirsiniz. Hangi tabağın içine alacaksanız pişirdikten sonra ben bu kesme tahtasını kullanacağım. Onu iyice ısıtıyorum. Gösterdiğim şekilde ısıttım. Evet, etler kolay ayrılıyorsa tavada artık pişmiş demektir. Zaten çok da fazla pişirmememiz gerekiyor. Az pişmiş istiyorsanız her bir yüzünü 1,5 dakika pişirmelisiniz. Eğer orta kıvamda pişmiş olmasını istiyorsanız 3 dakika her bir yüzünü pişirmeniz yeterli olacaktır. İyice ısınmış bir döküm tavada. Dilerseniz üzerine tereyağı gezdirebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Başka baharatlar kullanmamanızı öneririm. Çünkü etin tadının önüne geçmesini istemem. Çünkü bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ama dilerseniz de bir sarımsaklı sos, biber, tereyağında o şekilde de bir sos hazırlayabilirsiniz. Ama ben önermiyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Hangi tabağı alacaksak onu mutlaka iyice ısıtmamız gerekiyor ki etleri soğuk bir tabağın üzerine almayalım.
Eğer soğuk bir tabağın üzerine alırsak etler kendini çekecektir. Böyle sıkıştırıp o zaman da sertleşecektir. O yüzden tabağımızı mutlaka buharda da ısıtabiliriz, fırında da ısıtabiliriz. Ben gördüğünüz gibi bir kesme tahtası kullanacağım. Onu da etlerin üzerinde hafif bir ısıttım böyle. Buharıyla ısınmış oldu. Evet. Her bir yüzünü 3 dakika pişirmem bizim için yeterli. Çünkü biz çiğ sevmiyoruz. İçinden kan görünsün istemiyoruz. Ama tercih meselesi tabii ki. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Yanına da bu şekilde köy biberi, kuru soğan, onları da garnitür olarak pişiriyorum. Hazır döküm tavada iyice ısınmışken onlar da güzelce pişmiş oluyor. Evet, etimizin kalınlığı 1 santimdi. Fazla da inceltmemeye çalıştım. Çok fazla pişirirseniz etiniz kurur. O zaman da güzel bir sonuç alamazsınız. Evet, pişirdikten sonra üzerine kekik ve biberiye serpebilirsiniz. Ben önceden serpildiği için artık hiçbir şey serpmek istemiyorum. Görüyorsunuz kıvamına. Çok da fazla inceltmedim. Çok da güzel pişti. Lokum gibi, pamuk gibi bir dana, antrikot yapmış olduk beraber. Evet. Ama dediğim gibi eğer çok pişmiş seviyorsanız biraz daha pişirebilirsiniz. Az pişmiş istiyorsanız, içi kanlı olsun istiyorsanız 1,5 dakika her bir yüzüğünü pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone de olursanız memnun olurum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.